İsmail Saymaz 2 Haziran 2022 TV.com.tr Erzurum'da varan 2 yine denetimsiz Kur'an kursu yine çocuk istismarı Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova köyünün imamı Eyüp Çelik geçen yıl 7 Ağustos'ta camide Kur'an eğitimi verirken yanına 12 yaşındaki MYÜ geldi. "Hocam" dedi çocuk. "FC hocadan Kur'an dersi almak istemiyorum." Çelik "Neden?" diye sordu. "Bize pislik yapıyor." Ne pisliği. Kötü şeyler yapıyor hocam. Çelik öğrencileri teneffüse gönderip MYÜ'yü imam odasına aldı. Anlat bakalım dedi. Çelik duydukları karşısında utancımdan daha ileri bir soru soramadım diyecekti. Güzel Ova Köyü camisinin yanında inşa edilen Kur'an kursu hocasının tayini çıktıktan sonra boş kalmıştı. Köy halkından olan 23 yaşındaki FC bu kursta 8 yıl hafızlık eğitimi aldı. Ancak sınavı geçemediği için hafız olamadı. Haziran 2021'de askerden dönünce anahtarı teslim aldı ve muhtarın bilgisi dahilinde kursta kaçak olarak hocalığa başladı. İlkin 12 ve 13 yaşındaki YK ve EK'yi gözüne kestirdi. Ders bitiminde bu çocuklara "Gelin oyun oynayalım." dedi. Önce çocukları yorganlara sardı. Ardından ellerini bantla bağladı gözlerini maskeyle kapattı. Pantolonlarını indirdi. Birini yere yatırıp diğerinden alttakinin üzerine uzanmasını istedi. Birbirinizi yapacaksınız diye emretti. Sonra diğerini ötekinin üzerine çıkardı. Ağladıkları için çocukları bıraktı. Kurban Bayramı'ndan iki hafta önce 12 yaşındaki MYÜ'ye musallat oldu. Önce sırtına masaj yaptırdı. Bir başka gün MYÜ'yü ikinci kattaki odaya çağırdı. Pantolonunu çıkardığı çocuğu kucağına oturttu. İstismar ettiği çocuk kaçmaya çalıştı. Merdivenden inerken yakalandı. F.C. kolundan tuttuğu çocuğu üst kata çıkardı ve istismar etti. F.C. Kurban Bayramı'ndan sonra M.Y.Ü.'yü yine istismar etti. Bu sırada M.Y.Ü.'nün babası aradı, F.C. kimseye söyleme diyerek çocuğu bıraktı. Küçük M.Y.Ü. yaşananları İmam Çelik'e anlattı. F.C. 7 Ağustos 2021'de gözaltına alındı ifadesinde Kurban Bayramı'ndan 2-3 gün sonra MYÜ'yü elinden tutup kendisine çektiğini, pantolonunu indirdiğini ve istismar ettiğini kabul etti. YK ve EK'yi birbirlerinin üzerine çıkıp sürtünürken yakalayıp dövdüğünü ve iki çocuğun bu yüzden kendisine iftira attığını savundu. Gel gör ki FC savcılıkta bütün ifadeleri reddetti işkence gördüğünü öne sürdü. Tutuklanan FC'ye Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarından dava açıldı. FC mahkemede iftiraya uğradığı iddiasını yineledi. Çocukların aileleri ise şikayetçi olmadı. MYÜ'nün babası SU, oğlunun ders veremediğim için FC beni sıkıştırdı. Bu yola başvurdum dediğini iddia etti. EK'nin babası OK, FC çocuklara pantolonlarınızı indirin, fotoğrafınızı çekeceğim demiş. Pantolonu indirmemiş, şikayetçi değilim dedi. YK'nin babası IK, inanmam diyerek şikayetçi olmadı. Ailelerin avukatları ise ceza verilmesini istedi. Avukat Gizem Karahan şöyle dedi. Sanık savcılıkta suçu kabul etmiştir. Bu çocuklar 12-13 yaşındadır. Cinsellikle ilgili bilgileri yoktur. İftira atacak olsalar bile bize küfrediyor, dövüyor diye iftira ederler. Anlatılanlar hayal gücünden ötedir. Aileler vazgeçmişse de ben şikayetçiyim. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Mart'ta kararını açıkladı. Kararda mağdurların yaşı itibariyle verdiği detayların hayal ürünü olma ihtimalinin bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca küçük bir ortamda yaşayan çocuğun sebep yokken namus ve vicdanını ortaya koyarak iftira atması ihtimalinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edildi. FC'ye toplam 35 yıl 6 ay hapis cezası verildi, halen tutuklu. Diyanet İşleri Başkanlığı hem itibar hem olay olarak zarar gördük diyerek yargılamaya müdahillik için başvurdu. Neyse ki reddedildi. Diyanet Güzelova Kur'an kursunda zarar gören değil, zarar veren sıfatını taşıyabilir. Erzurum'un şehir merkezine 15 kilometre mesafedeki bu köyün kursu hocası atandıktan sonra denetimsiz bırakıldı. Anahtarı hafızlık diploması ve memuriyeti olmayan bir köylüye teslim edildi. Bütün vaziyeti bilen köy imamı müftülüğe ihbarda bulunmadığı gibi saldırganla birlikte çocuklara dini eğitim verdi. Diyanet Güzelova'da görevini ihmalden yargılanmalıydı. Yalnızca Diyanet mi? Oğulları istismar edildiği halde şikayetlerini çeken sorumsuz aileler de elbette. İsmail Saymaz